Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Özel Bir Gün isimli kitabı anlatacağım. Büyük annesi ve çocuk kocaman yeşil bahçenin içerisinde giden arabaya el sallıyorlardı. Arabanın içerisinde çocuğun annesi ve babası vardı. Annesi seslendi. Yarın seni gelip alacağız merak etme tamam mı? Çocuk çok mutluydu. Büyük annesinin yemyeşil bahçesinde oyunlar oynayacak ve ağaçlara tırmanacaktı. Görüşürüz anneciğim, görüşürüz babacığım, yarın görüşürüz diye seslendi anne ve babasının arkasından. Ve sonra koşup kendini hemen bahçeye attı. Burada akşama kadar oyunlar oynayacak, taklalar atıp zıplayacak ve akşam olduğunda büyük annesinin yaptığı nefis yemeklerden yiyecekti. Taşların üzerinde hoplayıp zıplıyordu. O kadar mutluydu ki koca bahçe onundu. Hemen bahçede kepçesini buldu. Kepçesinin üzerine taşları doldurdu ve o taşları bahçenin bir yerinden bir yerine taşımaya başladı. Küçük çocuk şarkılar söyleyip dans ediyordu. Bu çocuk çok güçlü bir çocuktu. Kaslı minik kollarıyla ağaç dallarını aşağı doğru çekip meyveleri toplayabiliyordu. Aynı kocaman büyük bir ayının bal kovanından bal yediği gibi. Ve bu çocuk çok hızlı bir çocuktu. O kadar hızlı koşabiliyordu ki aynı çayırlarda özgürce koşan kocaman bir at gibi. Koşarken dıgıdık 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 dıgı 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 kızılım çok diye bağırdı kendi kendine. Ve çok uzun boylu bir çocuktu. Merdivene çıkar, en yüksekteki dallardan meyveleri yerdi. Aynı kocaman uzun boylu bir zürafa gibi. Zürafalar çok uzun boylu hayvanlardır ve onlar da çocuk gibi dalların en yükseklerindeki meyveleri yerler. Bazen de çok yüksek sesler çıkartan çok gürültücü bir çocuktur. Aynı kocaman kulaklı, uzun hortumlu büyük bir fil gibi diye bağırır ve eline geçirdiği ne varsa hepsini birbirine vurarak sesler çıkarırdı. Ve çok eğlenceli de bir çocuktu. Aynı bir maymun gibi. Dallara asılır, maymun gibi hareketler yapar, kendi kendine gülerdi. Bir maymunun muzu sevdiği gibi o da muzu çok severdi. Ve çok vahşi bir çocuktu. Büyükannesinin bahçesindeki çalıların arkasına saklanır ve avını beklerdi. <gülüyor> <gülüyor> diye ki çocuk kocaman bir kaplan gibi ve biraz da dağanlık bir çocuktu. Elindeki büyük büyükannesinin bahçesini kazardı. O bahçede açtığı çukurların içerisinde yuvarlanır ve bütün kıyafetlerini çamur yapardı. Çok da özgür bir çocuktu. Bindiği salıncakta bir ileri bir geri sallanır, kendisini uçan bir kuş gibi hissederdi. Kocaman bembeyaz kanatlı, özgürce uçan bir kuş gibi. Hop! 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 Ne kadar da yükseğe uçabiliyorum diye düşündü çocuk. Bahçede oynadığı sırada evden sesler geldiğini işitti. Bu annem ve babamın sesi. deyip hemen eve koştu. Merhaba anneciğim, merhaba babacığım, hoş geldiniz. diye odanın içine girdiği anda annesinin kucağındaki şeyi fark etti. O da ne? dedi çocuk annesi ve babası. Gel bakalım kardeşinle tanış dediler. Çocuk hem çok şaşkın hem de çok mutluydu. Kardeşim mi? dedi. Babası evet kardeşim dedi ve çocuğu oturtup kucağındaki yastığın üzerine minik bebeği bırakıverdi. Annesi çocuğa gülümseyerek bakıyordu. Çocuk küçük kardeşinin yanındaki çiçekler gibi güzel koktuğunu düşündü. Seni her zaman seveceğim ve kollayacağım merak etme tamam mı? dedi kardeşine. Annesi, babası, minik kardeşiyle birlikte büyük annesinin güzel, büyük, yemyeşil bahçesinde piknik yaptılar. Çocuk o sırada gürültücü, vahşi ve dağınık kuyundan biraz vazgeçmesi gerektiğine karar verdi. Kardeşini nazikçe sevmek, ona sessizce öpücükler vermek çok hoşuna gidiyordu. Küçük çocuk kardeşiyle oynamaya, onunla vakit geçirmeye bayılıyordu. Bir kez daha seni çok seviyorum kardeşim diye düşündü ve kardeşini öptü. Bu kitabımız da burada bitti çocuklar. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.